Merhabalar arkadaşlar, Marifetli Hanım 61 YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için harika bir modelin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım. Çiçekli çok güzel bir model olacak arkadaşlar bugünkü yapacağım. Örneğin lila düz renk tülbent üzerine bu 4 rengi kullanarak yapacağız. Modelimin yapımına geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonraki paylaşacağım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beni Instagram'da inoyas61 yazarak takip edebilirsiniz. Buradaki yaptığım modellerin görsel halini orada bulabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Videolarımı beğenip paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Dilerseniz şimdi modelimizin yapım aşamalarına başlayalım. Evet arkadaşlar, yazmamın kendi rengiyle zürafasını önceden geçmiştim. Şimdi yeşil renkle devam edeceğim. Hemen şöyle yeşil rengimiz zürafamıza takmakla başlayalım. Net olarak görelim arkadaşlar. Evet, şimdi öncelikle iki tane zürafa yapacağım boş olarak. Bir ve iki tane zürafamı yaptım. İkinci zürafadan geri dönüyorum. Buraya üç tane pırpır yapacağım arkadaşlar. Modelimin arasını oluşturuyorum şu an. İki ve üçüncü pırpırımı da yaptım. Şimdi 3 tane zürafa ilerleteceğim tekrardan. Şu aşağıya indiğim zürafayı da sayarak 3 tane zürafa ilerleteceğim. Şöyle 3 tane, bakın 3'üncü yaptım. 4. zürafanın içerisine şöyle 4 tane yaptım arkadaşlar. 4'üncüden geri dönüyorum. Ve yine 3 tane daha zürafa yapıyorum. Aynı şekilde. Bakın şöyle 3 tane daha aynı şekilde zürafayı pırpır yaptım. Şimdi bu aşağıya indiğim zürafayı da sayarak 5 tane zürafa ilerleteceğim. Dört ve beş tane zürafamı yaptım. Bir tane zürafa atlayarak arkadaşlar hemen yan tarafa bir yuva oluşturuyorum. Şu şekilde. Bu yuvanın içerisinden tekrar geriye dönüyorum. Şimdi bu kısma yapacağım çiçeğin dal kısmını yapacağız arkadaşlar. Bunun içinde şöyle bir tane pırpır yaptım. Bu pırpırın yanına yine aynı şekilde birazcık daha kısa bir şekilde pırpır yapıyorum. İkinci pırpırın içerisinden arkadaşlar sola doğru çekerek ipimi yukarıya çıkartıyorum. Aynı şekilde kenar kısmına bir tane pırpır ve yanına bir tık küçük olacak şekilde ikinci pırpırı yapıyorum. Üçüncü kez yine aynı şekilde yukarıya çıkartıyorum ipimi. Tekrar sola doğru çekerek. Buraya da 3 tane pırpır yapacağım arkadaşlar uç kısmına. Şöyle. 1. 2. Şöyle elimle de düzeltiyorum. 3 tane pırpırımı yaptım. Bakın şöyle devam ediyorum. Şimdi aşağıya doğru ineceğim. Aşağıya inerken de şöyle biraz uzun bırakarak pırpır şeklinde arkadaşlar şöyle aşağıya doğru iniyorum. Evet, bu şekilde bakın bir tane dal yapmış oldum. Şimdi yan tarafına öncelikle bir tane pırpır yapıyorum. Şöyle bu pırpırın içerisinden tekrar yukarıya çıkıyorum.
Aynı şekilde yine bir tane daha uzun olarak pırpır yapıyorum. Ve bu pırpırın üzerinden yine yukarıya çıkıyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde yine yukarı çıktım. Küçük bir pırpır yapacağım buraya. Bakın şu boyutta küçük bir pırpır yaparak şimdi aşağıya doğru iniyorum. Alt kattaki pırpıra. Burayı yüksek bırakmayacağım arkadaşlar. Bakın hiçbir şekilde belli olmayacak şekilde aşağıya bağladım. Aynı şekilde yine uzun bırakmadan ipimi aşağıya indiriyorum. Ve yine hemen bir tane pırpır yapacağım. Şu yan taraftakinin uzunluğunda bir pırpır yaptım. Bu pırpırın üzerinden yine yukarıya çıkıyorum arkadaşlar. Ve buradaki yaptığım gibi ucuna bir tane küçük pırpır yapıyorum yuva tarzında. Yine aynı şekilde aşağıya iniyorum ve uzun bırakmayacak şekilde arkadaşlar. Bakın şöyle çiçeğimin yaprak ve dal kısmını oluşturdum. Aşağıya indiriyorum ipimi. Bu indirdiğim yeri sayarak 5 tane zürafa ilerleteceğim. 3 4 ve 5 tane zürafamı yaptım arkadaşlar. 6. zürafada tekrar geriye dönüyorum. Ve buradaki aynı işlemi yapacağım arkadaşlar. Pırpır yapıp bir çiçek yeri daha oluşturacağım. Şimdi ben bunu kamera arkasında tamamlayıp modelimin diğer aşamasıyla devam edelim. Evet arkadaşlar, ben ikinci çiçeğimin yuvasını da yaptım kamera arkasında. Bakın şöyle uzaktan görünüşünü göstereyim. Şimdi hemen sarı rengimi ben kamera arkasında yine taktım. Şu kısımda bakın ucuna pırpır bırakmıştım. Küçük bir yuva bırakmıştım arkadaşlar, yapmıştık. Oraya hemen ipimi bağlıyorum. Net olarak görünüyor sanırım. Evet. Bu kısmı arkadaşlar sinek kanadı yapacağız. 5 tane sinek kanadı olacak. Yani sığarsa inşallah 5 tane yapacağız. Daha fazla da olabilir. Şimdi bakacağım ben. Yaptıkça göstereceğim sizlere. Şöyle bir tane yaptım. Yaptıkça elimi sola doğru düzeltiyorum arkadaşlar. Çünkü buraya sığdırmaya çalışacağım. Şöyle ikinci sinek kanadımı da tamamladım. Tekrar yaptıkça elimi sola doğru itiyorum modeli. Bakın bir pırpır yapıp yukarıya çıkıyorum ve tekrar aynı yuvanın içerisine ipimi bağlıyorum. Sinek kanadını bu şekilde oluşturuyoruz. Bakın arkadaşlar, yaptıkça elimle düzeltiyorum ve daha düzgün duruyor modelim. Hemen dördüncü sinek kanadımı da yaptım. Şimdi tekrar şöyle düzeltelim. Evet, şu kısma bir tane daha sinek kanadı sığacaktır. Orayı da hemen tamamlayalım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şimdi hemen krem rengi olan ipimi takacağım. Onu da sizlere göstereyim. Diğerini de kamera arkasında yapacağım. Diğer çiçeği. Şöyle ipimi yine çektim arkadaşlar. Bakın incelterek yapıyorum. Soranlar oluyor bana Instagram'dan da YouTube'dan da. Bu pırpırlarınız neden dönme olmuyor? Bizimkilerde dönme oluyor. Yamuk duruyor diyorlar. Ben her videomda söylemeye çalışıyorum arkadaşlar. Elimden geldiği kadar ipinizi kesmeden önce gerdirerek inceltin. Daha güzel, daha düzgün duracaktır yaptığınız modeller. Hemen şu alt kattaki yuvanın içerisine
Tekrar iğnemi, ipimi sabitliyorum. Aynı şekilde arkadaşlar, buraya da net görünüyor sanırım. Buraya da 5 tane sinek kanadı yapacağız. Şöyle ipimi düzelteyim. Evet. Bakın, sinek kanadı yapımını göstermiştim yine daha önce. Bir pırpır oluşturdum. Üzeri, pırpırın içinden yukarıya çıkarttım ipimi. Ve aynı yuvanın içerisine tekrar indirerek bu şekilde bir pırpır sinek kanadı oluşturmuş oluyorum. Şimdi hemen ikinciyi yapalım. İkinciyi yaptım. Bakın şöyle yukarıya çıkarttım ipimi. Yine aynı yuvanın içerisine geri döndüm. Yaptıkça yine elimle itiriyorum arkadaşlar. Hem diğer tarafı doldurarak hem de bu tarafta boşluk bırakacak şekilde düzeltiyorum elimle. Şimdi üçüncü sinek kanadımı yapıyorum. Bu şekilde üçüncüyü de yaptım. Hemen yine elimle düzelttim. Şöyle pırpırımı yaptım. Yine yukarıya çıkarttım ipimi. Aynı şekilde aşağıya iniyorum. Ve dördüncü sinek kanadımı tamamladım. Son olarak yine beşinci sinek kanadımı da tamamladım arkadaşlar. Bu şekilde şöyle. Şimdi ben bu kısmı da tamamlayacağım arkadaşlar kamera arkasında ve modelimin bitmiş haliyle tekrar geleceğim. Evet arkadaşlar, bugünkü modelimizi de bu şekilde tamamladık. Bakın çok güzel çıtı pıtı böyle çiçekli bir model oldu. Yapımı da çok kolay arkadaşlar. Böyle gösterişli ve kolay model arayanların tercih edebilecekleri bir model. İnşallah sizler için faydalı bir video olmuştur. Videolarımı beğenip paylaşarak destek olursanız sevinirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.